Tekrar o zaman anlatayım. Şimdi Levent, bugün Bloomberg HT'de okudum, ekonomi kanalı. Bir yıllık çıkartmışlar doğalgazı. Doğalgaza bir yılda elektrik santrallerinde, yani eve elektrik taşıyan santrallerinde %638, sanayide %549, konutta %93 zam gelmiş. Akla hafsalığa gelmeyecek bir şey. Neden Türkiye'de doğalgaz, akaryakıt bu durumda? Sadece Rusya-Ukrayna arasındaki bu işgal ve sonrasında çıkan savaş yüzünden mi? Hayır. Bu işin tek sorumlusu ne Nebati, ne Albayrak, ne o bu Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü Türkiye enerjisini, petrolünü, doğalgazını yurt dışına alan bir ülke. Çünkü yurt dışından aldığı bu petrol ve doğalgaz için döviz, yani dolar ve euro üzerinden para veriyor. Eğer Recep Tayyip Erdoğan faiz sebep, enflasyon sonuçtur yanlış önermesini Türkiye'nin önüne koymasaydı, daha 6 ay evvel 8,5 lira olan dolar kuru önce 18, sonra 11, sonra 14,6 liraya gelmeseydi, bugün bizim evimizdeki kullandığımız doğalgazın, elektriğin yıllık artı %95 değil, en fazla Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi %25-30 civarında olacaktı. Şimdi bu tabloya baktığın zaman göz göre göre Türkiye'de enflasyonu patlatan, şimdi pazartesi günü Mart ayı enflasyonu gelecek. Bu %35'ler falan filan dahil olmadan Alaaddin Aktaş var Dünya Gazetesi'nde. Çok iyi analizler yapıyor, o hesaplıyor. %9-9,5 arasında bir diyor aylık olabilir. Sonucunda %67-68'lere varan %68. Daha geçen sene %10'ları, %11'leri, %12'leri konuşuyorduk. Levent, %1'lik, %2'lik zam geldiği zaman herhangi bir ürüne eyvah derken %35, %67, %38 yok şekere, yok ona buna şey geliyor. Bugün özellikle marketten notları aldım. Taze fasulye 80 lira. İnanabiliyor musun? Domates 25 lira. Ya Murat, lafını unutma da bir tane balık alayım dedim. Bir tane balık, tek bir balık. 95 liraydı ya. İnanılmaz bir şey. Bir tane balık ya, kilodan bahsetmiyorum. Nasıl olabilir? Akıl alır gibi değil. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Şimdi bu yıkıntı var. Sen demin söyledin, emeklileri var, işsizleri var falan. Fakat Levent, bak alay ediyorlar demeyi utanırım bunu sebepten. Ama gerçeklikte öyle bir kopuş var ki. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, gençlerle buluşmuş. Gençler diyor, dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın diyor. Ya euro, doların geldiği vaziyette. Bir turlara bakayım dedim ya. Hani en 3 günlük, 4 günlük turlar sıradan ülkelere, küçük ülkelere. Avrupa'ya veya işte ne bileyim Orta Doğu'ya falan filan. Levent, inanılmaz. 8 bin lira, 9 bin lira biliyor musun? 3 gün, 4 günlük turlar. Niye? Çünkü senin paran Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış ekonomi politikası yüzünden o kadar dibe vurdu ki sen 4 günü ancak 9 bin liralık, 7 bin liralık, hani bunlar da çok mütevazı, ha öyle çok lüks yerler falan filan değil. Şimdi buna bakıyorsun, diyor ki Cumhurbaşkanı, ya diyor zorlayın şartları, dünyaya gezin. Ya bu gençlerin işi yok, bu gençlerin umudu yok, bu gençler kendi kalınlığını doyurmak, üniversite gençleri yurt paralarını ödeyebilmek, kitap alabilmek, sinemaya gidebilmek için şey yaparken siz diyorsunuz ki gezin ya, dünyayı gezin. Nasıl gezecek bu insanlar? Ya bu var ya, bu insanların damarına basma. İnsanlar evlatlarına, bebeklerine süt ve süt ürünleri bulamıyorlar. Cumhurbaşkanı manda yoğurdu tarifi veriyor. Manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balığı tarifi veriyor. Ya bu öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de ekonomi, iktidar, gerçekler ve yaşananlar arasında. Türkiye'nin şimdi diyorlar ki ya işte Cumhurbaşkanı bir şekilde döndürüyor. Ya pragmatist bir insan, ne oluyor ki? Ne değişiyor ki? Bir çözüm yolu buluyor. Arkadaşlar, her yaptığının pragmatik, kendi çapında yaptığı operasyonun sonucunda, biraz sonra dış politikanla belki bir iki cümle konuşuruz. Cemal Kaşıkçı'yı falan belki konuşuruz. Sen bu ikinci turu aldıktan sonra. Her yaptığından sonra Türkiye çok daha ağır bir bedel ödüyor. Farkında değil misiniz? Eğer önümüzdeki dönemde, önümüzdeki seçimlerde Türkiye, ya bir dakika, sizin yaptığınız bütün yanlış politikalarla biz uçurumdan aşağı gittik, bu cümleyi kuramazsa bu insanlar, iktidara değişemezlerse daha da büyük, Türkiye'nin başına çoraplar ölecek, daha da kötü bir yere doğru Türkiye gidiyor.
Bunu görmek lazım. Bunu popülizm için söylemiyorum. Bunu tek başına bir insanın etrafındaki 5 kişiyle oturup bir memleketi idare edemediğinin ortaya çıktığının artık herkes tarafından görülmesini istediğim için söylüyorum. Şimdi Erdoğan'ın yarattığı bu sistem içinde 8 liradan 18 liraya zıplattığı doları bir gecede 11 liraya indirdi bak diyorlardı. Biliyorsun biz o günlerde diyorduk ki ya bu enteresan bir motet, bunun bedeli ağır olur. Sonra ne oldu? Dediler ki işte bu kur korumalı mevduat. Gitti mi para? Biraz gitti para oraya, evet. Şirketler gitti. Neden? Vergi istisnası aldılar, bir sürü şey aldılar. İnsanlar gittiler. Kur korumalı mevduatla 11 liradan giren insanlar bir iki gün içinde, şimdi 14 lira 6 kuruştan. Yani Levent, Türkiye'de 1 milyon tane para sahibi insan senin benim cebimden, hazinenin cebinden, hepimizin birikiminin cebinden finanse edildi ve yüzde hani nasıl ya faiz, %27-28 faiz verildi o insanlara, biliyor musun? Kur için 3 lira arttı, kur ayrı faiz aldılar. Enflasyon için ayrı, hani faiz? Hani faiz? Hani nasıl? Peki diyorlar ki bazen arkadaş, peki yani ne olur işte Erdoğan iktidara gitse falan, şu olur. %8'den şu anda dünyanın en yüksek döviz borçlanmasını ikinci sırada Türkiye yapıyor. %8 üzerinden yapıyor. Eğer bu iktidar giderse o 8'ler 3'e 5'e gelir. Neden? Çünkü gelmesi muhtemelen insanlar hukuka uyacağız diyorlar. Yabancı yatırımcı gelir. Günlük pazarlıklarla gelmez. Günlük pazarlıklar başka türlü gelir. Şimdi bu ekonomik yıkım üzerinde işte manda yoğurdu yiyin, kestane balı yiyin, yurt dışını gezin diyor Cumhurbaşkanı. Arkadaşları diyor ki ya pide de yemeği verin ne olur diyor ya. İşte bayat ekmek bayatlamıyor. Pide çabuk bayatlıyor, ekmek bayatlamaz, onu alın diyor. Konuşan insanlar hedefe konuluyor. Tarlada patates soğan lobisinden başladık. Market lobisi, işte benzin, şeker lobisi. Herkes lobi. Herkes lobi. Ama bir dakika, dönüp sormayacak mısınız? Bir tek ya? Suçsuz iktidar. Yani hiçbir suçu yok. İnan ki hani arada CHP falan da diyorlar, biliyorsun, hiç yani bu konuda 300 kıza yani 20 yıllık iktidar falan filan. İsmet İnönü. Haksızlık etmiş. Evet doğru, bir CHP'ye dokunuyorlar. Hakikaten şöyle bir şey, artık insanların demokratik bir şekilde seçimlerde ama şimdiden de hani demokratik tepkilerini de ortaya koyarak bu yoksulluğu, bu açlığı, bu onların hayatlarıyla, yaşamlarıyla bağları tamamen kopmuş bu insanlar, ya bir dakika, ya biz neredeyiz, siz neredesiniz demeleri lazım. Bu Türkiye'yi boğan, Türkiye'yi birbirinden koparan, Türkiye'yi birbirinden giderek uzaklaştıran bir hale geldi. İktidar bir yerde, bir yanda küçük bir iktidar. Yani kendisi ve etrafı, o hani bu rant düzeninden yararlanan, dolarla, euroyla yol yapan, köprü yapan, yatırdığından 3-4 kat fazla büyük parayı alan, kasasına koyan var ya, o küçük bir cemaat. Onlar hariç herkes bu ülkede acı çekiyor. Ve artık bu acıların seçimler döneminde de artık herhalde bir sona ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Murat, ben de geçmişte çok kullanıyordum. Şimdi sen de kullandın. Erdoğan'la ilgili gerçeklikten kopmuş cümlesi. Evet. Ben artık bu görüşümü revize etmek istiyorum müsaade edersen. Evet. Bunun artık bir gerçeklikten kopmaktan çok daha öte başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben